ÖSYM'nin sevdiği ikili sorular. Zaten üçlü olmasının değişen bir tarafı yok. Nereden başlayacağınızı bilmek ikili de en önemlidir. Bu konuda nasılsınız? Burada duygu attım. Sohbete alabilirsin o buradaki dosyayı. Şimdi Burcu ikinci saatten yakala problem yok. Şimdi canlar bir ikili sorularda ne yapıyorsunuz? Çoklu sorularda nasıl bir ilerleme uyguluyorsunuz? Nasıl bir Strateji. Ne yapıyorsunuz önce? Hocam değinilmemiştir'i önce çözüyor. Mantıklı, güzel, mantıklı. Bak şimdi ikili fena olacak dedim, o yüzden ikili ikili getirdim Atice. İkili ikili getirdim. Şimdi bir. Şunu unutmayınız. Bu tip durumlarda, ikili sorularda öncelikle, öncelikle değinilmemiştir sorularının okunması en mantıklı olanıdır. Sebebi şu, iki ya da üç tane soru sorduğu zaman sen zaten söylenemez değinilmemiştir sorularında parçanın tamamını analiz etmiş oluyorsun. Parçanın tamamını analiz ettiğinde de doğru anahtar kelimeyi bulduğunda da altı çiziliği çok rahat yapabileceksin. Sınavda da gelecek. Tamam mı? Her zaman tavsiyem Şurada gördüğünüz üzere tavsiyem birinci sorudan başlamaktır. Anlaştık mı? Her zaman tavsiyem birden başlamanızdır. Hazırsak demiş ki bu parçadan hareketle Magdalenyon ressamları ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi bana aşağıda anahtarları bir söyleyiniz. Hadi bakalım. Aşağıda anahtarları bir bakın. Magdalenyon ressamları ile ilgili hangisi söylenemez diyor çıkarım yapmanı bekliyor. Eserli döneminin ötesinde de takdir görmüştü. Yani bu adam kalıcı demek istiyor doğru mu? Döneminin ötesinde takdir. Canlı kalıntılarını araç gereç olarak kullanmışlardır. Canlı kalıntısı araç gereç. Kullandıkları renklerin bazılarını doğadan elde etmişlerdir. Renkler doğada. Doğru mu? Resim sanatında yeni tekniklerin öncüsü olmuşlardır. Tekniklerin, yeni tekniklerin öncüsü doğru mu? Bak çok keskin. Şıklara baktığında o öncü böyle bir tırmalamaya başlıyor değil mi? Öncü var mı acaba? El becerisi gerektiren uğraşlarda ustalaşmışlardır. El becerisi usta. Şimdi şıklara bir bak. Şıklara bir bak. Bu ressamlarla ilgili şıkları bir kontrol et. Dönemin ötesinde takdir canlı kalıntıları, araç, renkler doğadan, yeni tekniklerin öncüsü el becerisi usta. Hazır mıyız? Bir tık küçültüp şimdi gidiyorum. Bak, parçayı yakalayacağım. Nasıl? Beynim sadece buradaki ifadeleri bulacak. Mağara ressamlarının en ünlü örneği Güney Fransa'daki Lascaux mağarasına yer almaktadır. Lascaux'un duvarlarını süsleyen ellerin Magdalenyon ressamlarına ait olduğu düşünülmektedir. Bak. Pasopis'i görüyorsun değil mi? Bu ressamlar sanatta ve alet yapımında günümüzden binlerce yıl öncesinin zirvesini temsil ediyordu demiş. Evet. Evet. Devam ediyorum. Mağara ressamları olabilecek en basit malzemelerle çalışıyorlar. Taş aletler, çakmak taşları, kemikler ve yosundan yaptıkları fırçaları kullanıyorlardı demiş. Şuradan hangisi çıktı? Şuradan hangisi çıktı? B seçeneği çıktı mı buradan? Buradan B çıktı değil mi? Laps diye yakaladım. Paletlerinde ise fazla renk seçeneği yoktu ve resimleri için siyah, kırmızı ve sarıdan yararlanıyorlardı. Bugüne ulaşabilen bazı mineral kökenli renk pigmentleri topraktaki demir oksit manganez kömürden elde edilmiştir. Ceyhan çıktı mı? Bakınız beynin doğrudan buluyor gördün mü? Resimlerde öne çıkan temalar ise resimlerde öne çıkan temalar ise hayvanlar, insanlar soyut sembollerde. Ayrıca mağaranın fiziksel özelliğinden dolayı resimlerin hareket halindeymiş hissi vermesi ressamların eserlerini daha ilginç kılıyordu demiş. Doğru mu? Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso Losco'yu gezdikten sonra son 10 bin yılda biz ressamlar yeni bir şey öğrenememişiz demişti. Ayrıca size bir şey soracağım. Binlerce yıl öncesinin zirvesini de temsil ediyordu demek. Bu cümle ne demekti? Bu cümle. E o zaman bu adamlar takdir görmüşler değil mi? Doğru mu? Adana'da yakalandı mı? Şimdi geldim. De mi? E mi? el becerisi gerektiren uğraşlarda ustalaşmışlardır diyor. Ona nereden geleceğim? Nereden geleceğim? Soruyu görmeniz için Sinem. Evet. Duvarlarını süsleyen ellerin olduğu anlaşılıyormuş. Doğru mu? Bir kere en ünlü örneği diyor. En bilinen örnek duvarlarını süsleyen ellerin ressamlarına ait oluşu. Doğru mu? E bu adamlar ne yapmışlar? Laps diye yakaladım Edirne'yi işte. Tamam mıyız? Peki bu tip ifadelerde her zaman size ne diyorum? Çok keskin ifade var mı? Tamam mı? Şuraya bir bak bakalım. Öncü ne demek? Öncü ne demek? Ne demek? Bir şeyin öncüsü? Li hayır. Liderlik anlamındaki değil burada. Bir durumu başlatan, bir çığırı başlatan değil mi? Burada öyle bir şey var mı? Yeni tekniklerin öncüsü. Adam zaten eski tekniği kullanıyormuş değil mi? Anlaştık mı? Denizli burada laps diye yakalanır. Şimdi siz bu adamların, peki bu parçayı okuduğunuzda bu adamlarla alakalı parçayı kapatıyorum. Bana anahtar kelime söylesenize. Bana anahtar kelime söyler misiniz? Magdalenyon ressamları ile ilgili. Ne duydunuz şimdi? Hadi bakalım. Söylenemez diyor zaten. E, yorumluyoruz. Piroz orası zaten elleriyle süslemesi el becerisi demektir. Doğal renkler, basit malzeme, kemiklerden fırça. Evet kalıntı. Yosun renkler doğada az renkleri vardı değil mi? Belli başlı renkleri kullanıyorlardı. Evet. Evet mağara. Şimdi bak adamla alakalı bütün bilgileri elde ettim. Doğru mu? Ve bu adamlar Pablo Picasso ne demiş? Gezdikten sonra son 10 bin yılda biz ressamlar yeni hiçbir şey öğrenememişiz. Yani ne diyor aslında? Ne diyor? Hemen altı çiziliğe bak. Hemen altı çiziliğe bak. Resim sanatında uzun süre herhangi önemli bir gelişme yaşanmamış. E bitti. Ben bu tip sorularda ne diyor? Altı çiziliyi okuyun size. Altı çizilinin anlamını soruyor. Bitti. Son 10 bin yılda biz ressamlar yeni hiçbir şey öğrenememişiz. Zaten adamlar yapmış diyor doğru ama herhangi bir gelişme yaşanmamış. Tamam mı? Etkilendiği demiş. Nerede desin? Günümüz ressamlarının mağara resim sanatından etkilendiği yok. Öğrenememişiz diyor. Öğrenememek, gelişmemek, etkilenmediği, etkilendiği durumu yok. Zeynep, Günümüz ressamlarının biz son 10 bin yılda hiçbir şey öğrenememişiz diyor. Kendimizi geliştirememişiz diyor. Tamam mı? Buraya dikkat et. Gelişmeyle etkilenme aynı şey mi? Biz aynıyız. İlerleme olmamış bizde sadece diyor. Tamam mıyız? Net mi? Bakınız yapacağınızı algıladınız değil mi? Tabii ki altı çizili sorularda size çözerken ne diyorum? Lütfen bunu doğrudan altı çizili söze bakarak yapınız tamam mı? Altı çizili sözü, altı çizili sözü oku gerçek anlamından mecaz anlamına. Arkadaşlar altı çizili sözün anlamını verip de altı çizilinin yanından, yunundan cevap çıkmaz. O zaman soru bilimsel hataya, ölçme hatasına düşer. Bu yüzden siz ne yapacaksınız? Altı çizili söze bakacaksınız. Tamam mı eylem? Altı çizili sözün sağına, soluna ne zaman bakarsın? İki şık arasında kalırsan sana der ki, sana şöyle bir şey söyler. O zaman git yanını, yununu destekleyici bul der. Tamam mı? Var mı? Bugüne ulaşabilen günümüz oradan da çıkar. Çıkar. İki yerden de çıkar. Tamam mıyız?